5. sınıf matematik ders kitabı sayfa 173 etkinliğimizi yapalım. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. 600'ün %25'i nokta nokta olur. 600'ün %25'i 600 çarpı 25 bölü 100. Sadeleştirelim. 600'ü 100'e böldük. 6, 25 çarpı 6, 150. %25 demek arkadaşlar bu sayı 4'e bölmek demek. 600'ü 4'e böldüm. 150. B'ye bakıyorum. 180'in %40'ı. 180 çarpı 40 bölü 100. Hemen sadeleştiriyorum. Aşağıda 2 tane 0 attım. Yukarıdan da 2 0 attım. 18 ile 4 kaldı. 18 çarpı 4. 72. 1400'ün %17'si 1400 çarpı 17 bölü 100. 100'ün 2 sıfırını 14, 1400'ün 2 sıfırını attık. 14 çarpı 17. 14 ile 17'yi çarptık. 238. 240'ın %25'i. %25 bir sayı 4'e bölmekti. 240'ı 4'e böldük. Cevabımız 60. Bunu 240 çarpı 25 bölü 100'den de yaparak yine 60 bulabiliriz. 160'ın %20'si. %20'si bir sayıyı 5'e bölmek demek. 160'ı 5'e böldük arkadaşlar. 32. 750'nin %30'u 750 çarpı 30 bölü 100. Hemen sadeleştirelim. 100'den 2 sıfır attım. Yukarıdan 2 sıfır attım. 75'te 3 kaldı. 75 çarpı 3, 225 cevabımız. İkinci soru. Aşağıdaki ifadeleri doğru olanlar için mavi, yanlış olanlar için kırmızı oku takip ederek kaç numaralı çıkışa ulaştığımızı bulalım. 200'ün %90'ı 180'dir. 200'ün %90'ı demek 200 çarpı 90 bölü 100. Sadeleştireyim. 100'den 2 sıfır attım. Yukarıdan 2 sıfır attım. 20 ve 9 kaldı. 20 çarpı 9 cevabımız 180. 180 doğru olduğu için mavi ile devam ediyorum. 270'in %30'u 90'dır. 270 çarpı 30 bölü 100. 100'den 2 sıfır attım. Yukarıdan 2 sıfır attım. 27 ve 3 kaldı. 27 çarpı 3 81'dir. Burada 90 dediği için arkadaşlar yanlış geldik buraya. 30'un %10'u 30 çarpı 10 bölü 100. 100'den 2 sıfır attım. Yukarıdan 0 attım. 3 ve 1 kaldı. Cevabımız 3. Evet burada da 3 vermiş. Doğru olduğu için 3. çıkış cevabımız. Sayfa 174. Başak'ın girdiği sınavdaki her bir ders için sorulan soru sayısı ve doğru çözdüğü soruların yüzdelik gösterimi tabloda verilmiş. Başak'ın sınavda çözdüğü soru sayısı ve doğru çözdüğü soruların yüzdesi. Başak tüm soruları cevaplamış ve hiçbir soruyu boş bırakmamıştır. Buna göre Başak sınavda toplam kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Evet, 20 soru sorulmuş. Doğru cevaplanan %90'ı, 20'nin %90'ı 20 çarpı 90 bölü 100. 2 tane sıfır attım. 2 çarpı 9. 18 doğrusu var. 2 yanlışı var. 20'nin %70'i 20 çarpı 70 bölü 100. Sıfırları attım. 2 çarpı 7 14 yapar. 6 tane yanlışım var. 20'nin %75'i 20 çarpı 75 bölü 100. 15 yapar. Geriye 5 yanlışı kalır. 10'un %80'i 10 çarpı 80 bölü 100. 2 sıfır attık. Yukarıdan 2 sıfır atıyorum. 8 soru yapar. Toplam 10 soru olduğu için 2 yanlışımız var. İngilizce %70 demiş. 10 çarpı 70 bölü 100. 2 sıfır attık. Yukarıdan 2 sıfır attık. 7 doğrumuz var. 3 yanlışımız var. Toplam kaç yanlışımız var? Buradakileri toplayalım. 6, 8, 10, 15, 18 yanlışımız vardır. İkinci soru. Şehirler arası çift yönlü karayollarında otomobiller için hız sınırı saatte 90 kilometredir. Hız sınırı %10'u kadar aşıldığında ceza verilmekte.
%10'dan fazla aşıldığında ise ceza verilmektedir. Evet, şurayı yanlış okudum arkadaşlar. Ceza verilmemekte. %10 aşıldığı zaman ceza veriliyordur. Bir otomobil şehirler arası çift yönlü karayolunda ceza aldığına göre otomobilin hızı doğal olarak saatte en az kaçtır? Evet, 90'la giderken arkadaşlar %90'ı, %10'u, 90'ın %10'u 10 çarpı 100. 2 tane sıfır attım, yukarıdan 2 sıfır attım. 90, %10'u 90'dır. Yani aracımız 99'a giderse ceza almaz. Çünkü %10'udur. %10'u aşarsa en az 100'le gittiği anda bu aracımız ceza yiyecektir. Üçüncü soru. Kayısı kurutulduğu zaman kütlesinin %30'unu kaybetmektedir. Sami 250 gram kayısıyı kurutarak kuru kayısıların tamamını satmıştır. 250 kilogram kayısıyı kurutmuş arkadaşlar. 250 kilogramın %30'u gidecek çünkü kuruyunca, bölü 100. Sadeleştiriyorum. 100'den 2 sıfır attım, yukarıdan 2 sıfır attım. 25 çarpı 3. 75 kilogram arkadaşlar kuruyor, yani kayboluyor. 250'den 75 çıkarttım. 175 kilogram kayısım var. Bu satıştan 3500 TL kazandığına göre 3500 bölü 175. Cevabımız 20 kilogram. Evet, burada 20 kilogram dedim. 20 fiyatı arkadaşlar 3500 lira kazanmışım. 175 kilogramım var benim. Bana neyi soruyordu? Kayısı kurutulduğunda kayısının toplam kütlesi kaç kilogram azalmıştır? Evet, burada zaten bunu en başta bulmuştuk. 250'nin %30'u 75'ti. Buradaki işlemler aslında hiç gerek yokmuş. Dördüncü soru. Erdi sokak hayvanlarını beslemek için mam almaya markete gitmiştir. Markete bir kutu mamaya %30 indirim yapmış. Erdi'nin alacağı mamanın bir kutusu 40 TL'dir. Yapılan indirimde kaç Türk lirası olduğunu bulunuz. Evet, yapılan indirimin kaç para olduğunu bulacağız. 40 liranın %30'u 40 çarpı 30 bölü 100. Evet. Yukarıdan 2 sıfır attım. Aşağıdan 100'den 2 sıfır attım. 4'te 3 kaldı. 12 lira indirim yapılmış. Sayfa 175. Bölüm sonu değerlendirme. Yandaki eşkarelerden oluşan modelde mavi kare sayısının tüm kare sayısının kaçta kaçı olduğunu %100 bu. Evet, mavileri sayalım. Evet, mavilerimiz 20. Toplam bakalım 2, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 20 bölü 50. Yüzde olarak dediği için arkadaşlar paydasının 20, 100 olması için 2 ile çarpıyorum. Yani %40 cevabımız. İkinci soru. Tüm ürünlerde %40 indirim yapılan bir mağazadan incinin aldığı ürünler ve ürünlerin etiket fiyatları yandaki tabloda verilmiştir. Her üründen bir tane aldığına göre alışveriş sonunda toplam kaç lirası indirim yapılmıştır? Mont 300 liraymış arkadaşlar. 300 liranın %40'ı 300 çarpı 40 bölü 100. 100'den 2 sıfır attım. 300'den 2 sıfır attım. 40 ile 3 kaldı. 120 lira monttan indirim yapılmış. Bota bakalım. 150. 150'nin %40'ı 40 bölü 100. Aşağıdan 2 sıfır, yukarıdan 2 sıfır attım. 15 çarpı 4. 60 lira indirim var. Geldik bere. 50 çarpı 40 bölü 100. 2 sıfır attım. Yukarıdan 2 sıfır attım. 20. Toplam kaç lira? 120 burada var. 60 burada var. 180. 20 de burada var. Toplam 200 liralık bir indirim uygulanmış. Üçüncü soru. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? %43 ifadesinin okunuşu %43'tür. Doğru. Bir numara mutlaka olacak. 0,5 yani 10'da 5 küçüktür %32. Bu 10'da 5 arkadaşlar ben 100 olarak okusam %50 olur. %50 %32'den küçüktür bu ifade. Yanlış, 2 numarayı cevaplardan siliyoruz, zaten çıktı. 3 numaraya da bakalım. 200'ün %35'i 200 çarpı 35 bölü 100. 200'ü 100'e böldük. 2. 2 çarpı 35 70. 3 numarada doğru. Dördüncü soru. Tabloda bir iş yerine yapılan başvuruları, sınav ve diploma puanları verilmiş. Diploma puanının %30'u ile sınav puanı toplanarak 85 ve üstü puan alanlar
İşe alınacakmış. Bakalım. Annenin sınav puanı 60'mış, diploma notu 90'mış. 90'ın %30'u 90 çarpı 30 bölü 100. Sadeleştirdik arkadaşlar. 27 puan gelir diplomada. 50'nin %30'u 50 çarpı 30 bölü 100. 15 puan gelir. Kısaca yapıyorum arkadaşlar. İrem 60. 60'ın %30'u 60 çarpı 30 bölü 100. 18. Mert 60'mış diploma notu 60 çarpı 30 bölü 100. Yine 18 olacaktır puan. Ali'nin puanına bakalım arkadaşlar. 60 ile 20'yi topladık. 87 Ali kazanır. 65 ile 15 topladık. 80. 85'i geçemediği için Ayşe kazanamaz. İrem 80 ile 18 topladık. 98. 85'i geçtik. Kazanır. Mert 70 ile 18 topladık. 88. Mert de kazanır. Buradan 4 kişiden 3'ü işe alınır. 5. soru. Bir kenar uzunluğu 10 santim olan karenin kenar uzunlukları %20'şer kısaltılıyor. Evet, 10 santimin %20'si yani 20 bölü 100. 10 ile 20 bölü 100'ü çarpıyorum. Buradaki üstten 2 sıfır, alttan 2 sıfır attık. Ne oldu arkadaşlar? 2 santim kısalmış. Yani benim karemin yeni kenarı artık 8 santim. Son durumda karenin bir kenar uzunluğu ilk durumuna göre kaç santim azalmıştır? 2 santim azaldı. Sayfa 176, 6. soru. Tamamı 5 bardak su alan sürahinin içerisine 2 bardak su vardır. Sürahiye 1 bardak daha su eklendiğinde sürahinin yüzde kaçı boş kalır? Evet, ne oldu? Benim toplam 5 bardaklık suyum var. Ben şöyle 5'e böleyim arkadaşlar. İçinde 2 bardak varmış. Sonra 1 bardak daha eklenmiş. Geriye 2 bardak boş kalmış. Yani 5'te 2'si boş. Bunu yüzde yapmak için arkadaşlar 20 ile çarpıyorum. 20 çarpı 5 100. 20 çarpı 2 40. Yani %40'ı boş. 7. soru. Bir otel reklamlarında erken rezervasyon yapanlara %30 indirim uygulayacağını duyurmuş. Otelin 5 günlük indirimsiz fiyatı 4000 liraymış. Otelde 5 gün kalacak olan bir müşterinin indirimsiz ödeyeceği tutar ile erken rezervasyonun aldığı indirimle ödeyeceği tutar arasındaki farkı soruyor arkadaşlar. 5 günlük indirimsiz fiyatı 4000 ise 4000'in %30'u 4000 çarpı 30 bölü 100. Hemen sadeleştiriyorum. Alttan 2 tane 0 attım. Üstten 2 tane 0 attım. Ne kaldı arkadaşlar? 400 çarpı 3 yani 1200 lira indirim var. Arasındaki fark 1200. 8. soru. Bir torbada mavi, sarı ve yeşil bitkiler vardır. Torbada en fazla sayıda mavi, en az sayıda yeşil bilye varmış. Torbaya bir miktar sarı bilye daha eklendiğinde torbada en fazla sayıda bulunan bilyenin rengi değişirken en az sayıda bulunan bilyenin rengi değişmemiştir. Son durumda torbadaki renklerine göre bilye sayısına denk gelen yüzdelik gösterim hangisi olabilir? Evet, en fazla mavi, en az yeşil, bir de sarımız var. Torbaya bir miktar sarı eklendiğinde en fazla sayıda bulunan bilye rengi değişiyormuş arkadaşlar. Yani sarı eklendiğinde maviyi geçiyormuş. Dolayısıyla yeşil en az olacak. Buradan bakalım, yeşil en az 15-25 demiş. Burada yeşil en az değil. Yeşil burada 20-30-50 en az olabilir. 25-15 yeşil burada en az değil, gitti. D'ye bakalım arkadaşlar. Yeşil yine en az. Ancak son durumda benim sarımın en fazla olması gerekiyor. D şıkkına baktığımızda arkadaşlar %30 dediği için en fazla olamaz. En fazla sarı olması gerekiyor. %50 cevabımız B şıkkı olabilir. 9. soru. Yandaki şekilde doğru ifadelerin yazı olduğu kısımlar mavi, yanlış ifadelerin yazı olduğu kısımlar kırmızı renge boyanacaktır. Buna göre şeklin boyanmış halı hangisi olur? Bakalım. 0 tam 10'da 2 yani 2 bölü 10. Bunu yüzdeye çevirdiğimiz arkadaşlar 2 bölü 10'u yüzdeye çevirdiğimiz zaman 10'la çarpıyorum. 20 bölü 100 olur. Yani %20. %20 küçüktür. %20 oluyor. Bu yanlış arkadaşlar. Eşittir olması gerekiyor. Yanlış dediği için kırmızı olacak. A şık olabilir. B şık olabilir. C olabilir. D şıkkını eledik. Hemen yanına bakalım. %7 küçüktür. %15. Bu bilgi doğru. Burası mavi doğru. Mavi doğru. Mavi doğru. 1 bölü 2 büyüktür.
%41 bölü 2 arkadaşlar. Faydasını 100 yapmak için 50'yi çarpıyorum. Yani bu %50'ye eşittir. %50 %40'tan büyük. Burası mavi olacak. Doğru. Kırmızı kırmızı demiş. Yanlış cevabımız arkadaşlar C şıkkı. %53 eşittir %53. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın.